Merhabalar Serdar Hocam, nasılsınız? Gayet iyiyim Doğuş'cum, sağ olasın, hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün biraz rüzgarlı hava İstanbul'da. Evet, soğuk bir İstanbul günü. Evet, olsun, biz yine de sıcak şeyler konuşacağız sizinle. En son Turgut Özal'ın vefatında bırakmıştık. Şimdi ben Avrupa'ya ailecek taşındığınız kısmı bugün sizinle konuşmak istiyorum. Ama bütün yaşam öykünüzü Serdar abi kitabında okuduğumda gördüm ki siz kolay kolay ülkesini bırakıp yurt dışına gidecek birisi değilsiniz. Ne oldu da bu kadar keskin bir karar aldınız? Niye Sağlık Bakanlığındaki görevinizi bırakıp Avrupa'ya taşındınız? Şimdi burada bazı kişisel husumetlerin nasıl bir temelde geliştiğini anlamak lazım ki sonra öbür olaylar onun üzerine nasıl bindi bunu daha iyi kavrayalım. Bahsettiğim ismini belirtmeye gerek yok. Hakkın rahmetine kavuşmuş bir insan. Benden hiç haz etmeyen, siyasi olarak o göreve atanmış bir müsteşarımız vardı ve benim çalışmalarımı çok engelliyor idi. Ben de artık bakanın, Yıldırım Bey'in desteğiyle kendi işlerimi ayrıca götürüyordum. Ona da hiç karışmıyordum, muhatap da olmuyordum. İkinci Ulusal Sağlık Kongresi bitti ve biz artık ulusal sağlık politikasını, reform dokümanlarını açıklayacağız. Bütün çalışmalar bitti. En son benim bir bunu redakte etme görevim kaldı ve o çalışmayı böyle gece gündüz yürüttüm. Cumartesi gecesi sabahladım. İşimi bitirdim. Sabah saati 8 gibi bakkala gittim. Ekmek aldım. İşte kahvaltılık eksiklikler aldım. Gazeteleri aldım. Eve geldim. Kahvaltıyı hazırlayacağım. Sonra çocukları uyandıracağım. O gün de öğleden sonra da misafirler gelecek. Milliyet gazetesini bir açtım. Birinci sayfada benimle ilgili bir haber. Doktor Serdar Savaş hakkında yolsuzluk nedeniyle soruşturma açıldı diye. Allah Allah. Yani ama böyle, sizin haberiniz yok. Böyle bir şey yok. Benim haberim yok. Hemen haberi yapan gazeteciyi, Sağlık Bakanlığı muhabiri, o hanımefendiyi aradım. Dedim yani bu nasıl bir şey? Efendim dedi çok sağlam kaynaktan öğrendik biz bunu dedi. Allah Allah, sağlam kaynak. Dedim peki Bakan Bey'le konuştunuz mu? Böyle bir şey olsa Bakan Bey'in haberi olmaz mı? Hayır dediler, Bakan Bey'le konuşmadık. Ancak biz bakanlıktan çok üst düzey bir yetkiliden bu bilgiyi aldık. Hemen ben Bakan Bey'i aradım. Efendim böyle bir şey var mı? Yok Serdar dedi, neden olsun öyle bir şey yavrum dedi. Senin dedi ne kadar dürüst bir insan olduğunu dünya alem bilir, yani senin hakkında neden öyle bir şey olsun. Sonra ben konuyu çözdüm, anladım. Bu müsteşar bey Dünya Bankası projesiyle ilgili harcamalarla sağda solda bir takım böyle ağzında laf geveleyerek bizim usulsüzlük yaptığımıza yönelik filan dedikodular yayıyordu. O zaman ben de bir yazıyla bakana başvurmuştum. Demiştim ki efendim ben yaptığım her işin teftiş edilmesini istiyorum. Lütfen buraya daimi olarak müfettiş görevlendirin. Bizim yaptığımız her iş teftiş edilsin. Yalnız benim iş yapmamı engelleyecek şekilde değil. Ben önden yaparım işimi, arkadan yapsınlar. Yanlış bir şey yaptıysam beni kulağımdan tutsunlar. Müsteşar yardımcısıyım, uygulamalarımı istediğim gibi yaparım. Yani yanlış bir şeyim varsa da ortaya çıkar. Ve müfettişler geldiler. Aylarca bizim çalışmalarımızı incelediler. İşte o rahmetli kişi bunu basına hakkında soruşturma açıldı. Halbuki ben belki de tarihte ilk defa kendi kendine teftiş isteyen bürokratım. Bunu o şekilde anlatmış. Düşmanlığın, kıskançlığın, insanın karakter zayıflığının en önemli göstergelerinin sonuçlarını yaşıyordum ben. Sağlık Bakanlığı'nda böyle bir ortam vardı. Özal vefat etti. Biliyorsunuz arkasından Demirel Cumhurbaşkanı oldu. Doğru Yol Partisi'nde bir kongre oldu. O sırada da ben Malatya'daydım. İnönü Üniversitesi'nde yine Bülent Coşkun Hoca o zaman oradaydı. Bir ruh sağlığı merkeziyle ilgili çalışmalar vesaire, onun için Malatya'ya gitmiştim. Malatya'da da o gün öğleden sonra
Malatya valisi Saffet Arıkan Bedük'ün evinde ben, Bülent Hoca, başka hocalar da vardı. Oturuyoruz. Bir taraftan da radyodan kongreyi takip ediyoruz. Kongrede Köksal Top'tan da adaydı. O sonra adaylıktan çekildi. Zannediyorum, emin değilim ama İsmet Sezgin rahmetli adaydı diye biliyorum. Sonuçta Tansu Hanım seçildi ve Tansu Çiller başbakan oldu. Ve yeni kabinesini kurdu. Yeni kabinede Yıldırım Bey'i, Aktunay'ı hükümet sözcüsü ve devlet bakanı yaptılar. Bize Fat Serdaroğlu isminde bir DYP milletvekili sağlık bakanı olarak geldi. Bakanlıkta devir teslim töreni yapıldı. Sonra Yıldırım Bey, ben ve Rıfat Bey bakan odasına geçtik. Yıldırım Bey, Rıfat dedi, Serdar çok güvenebileceğin bir bürokrattır. Akçalı işlerde sonuna kadar güvenebilirsin. Uluslararası alanda çok saygındır. Dünya Sağlık Teşkilatı, Dünya Bankası, işte OECD, Avrupa Birliği çok sever sayar Serdar'ı. Çok iyi bir ekibi vardır ve gerçekten bu ülkenin sağlık tarihini değiştirecek çalışmalar yapıyorlar. Ona sahip çıkmanı istiyorum senden dedi. Rıfat Bey de evet Sayın Bakanım, ben Serdar Bey'i zaten yaptığı çalışmalardan tanıyorum dedi ve biz ayrıldık. O sırada birinci sağlık projesi, Dünya Bankası'nın bütün ülkelerde uygulanan sağlık projeleri arasındaki en başarılı sağlık projesiydi. Ve diyorlardı ki bize, size başka ülkelerden getirelim, buradaki yönetim sisteminizi onlara da öğretin, başkalarına da örnek olsun. Ve dünyada ilk defa bir proje bitmeden, birinci sağlık projesi bitmeden, 150 milyon dolardı o, ikinci aşaması 250 milyon dolarlık bir kredi görüşmesi yapılıyor. Bu kredileri de ben Türkiye'deki sağlık reformları için, hastane yönetimin reorganizasyonu, birinci basamak sağlık hizmetlerinde aile hekimliğinin kurulması, bu aile hekimlerinin eğitilmesi gibi konularda kullanmak üzere hazırlamıştık bu ikinci projeyi de. Onun ön görüşmesine gelecekler. Tesadüftür ki Yıldırım Bey ilk bakan olduğunda da yine bir Dünya Bankası heyeti gelecekti. Rıfat Bey bakan oldu ve yine bir Dünya Bankası heyeti gelecek. Özel kalem müdüresi aynı, Vefa Hanım. Ben Vefa Hanım'a dedim ki böyle böyle Sayın Bakan'la görüşmem lazım. Dünya Bankası heyeti gelecek. Bir 10 gün sonra çarşamba günü gelecekler. Bakan'a anlatmam lazım benim bunu. Tabii Serdar Bey dedi. Hiçbir ses seda çıkmadı. Aradan birkaç gün geçti. Tekrar gittim Vefa Hanım'a. Bakan Bey çok meşgul Serdar Bey dedi. Aradan birkaç gün daha geçti. Aradan bir hafta geçti. Heyet gelecek artık. Ve pazartesi oldu. Çarşamba günü heyet gelecek. Ben Vefa Hanım'a gittim. Bakan Bey falan deyince, ben ondan önceki bakanlarımızla çalışırken gerek Yıldırım Aktunay'la, gerek Halil Şıvgın'la hiç odaya kimse haber vermezdi. Kapıyı çalar ve bakanların içeri odasına girerdim. Çünkü onlar benim lüzumsuz sebeple gelmeyeceğimi bilirlerdi. Ben gidiyorsam gerçekten gitmem gerektiği için benim öyle bir ayrıcalığım var. Yani kapıda beklemezdim bakan beylerle görüşmek için. Ben bu defa dinlemedim. Rıfat Bey'in odasına girdim. Pazartesi akşam oluyor bu hadise. Rıfat Bey'e işte proje vesaire filan derken, Rıfat Bey ile aramızda tatsız bir görüşme oldu. Çok detaylarına girmeyeyim. Rıfat Bey dedi ki, sizle çalışamayacağız, öyle görünüyor dedi. Ben de öyle görünüyor efendim dedim ve odadan çıktım. Evime gittim. Her sabah evden çıktığımda araç telefonuyla ofisteki sekreterimle konuşurdum. Benim iki sekreterim vardı. Birisi sabah 7 gibi gelir, akşam 5'e kadar çalışır. Öbürü akşam 5'te gelir, gece 12'ye kadar çalışır. Ben çünkü sabah 7-7.30'da ofise giderim, gece 11.30-12'ye kadar çalışırım. Sabah sekreterim Nilgün Hanım, beni araçtan işte konuşuyoruz. Efendim dedi, bir beyefendi geldi dedi. Odanızda ve masanızda oturuyor. Cık, Allah Allah. Neyse ben gittim, içeri girdim. Masamın üzerinde işte çocuklarımın fotoğrafı var, eşimin fotoğrafı var vesaire. Özel eşyalarımın olduğu bir yer. Bir beyefendi orada oturuyor. Lütfen çıkar mısınız? Ben filan bir şey dedim. Lütfen önce dışarı çıkın. Dışarı çıktı. Ben koordinasyon grubunu davet ettim. Arkadaşlardan büyük bir ihtimalle görevden alındım. Olaylar sıcaklaşmadan ve gelişmeden sizden bir ricam var. Lütfen en küçük bir tepki vermeyin. Herkes işine devam edecek. Ama hırsızlık, namussuzluk, yolsuzluk olursa buna engel olun. Bir de buraya Dünya Bankası kontratlarıyla
yüksek gelirli devlet memurları gibi bizim kadar hani az geliri olan değil de daha yüksek geliri olan danışmanlar alıyoruz. Boş danışman, para vermek için danışman alınmasının aman önüne geçin. Onun da yöntemini oluşturmuştum işte aslında. Sözleşmeleri Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı üstünden yapıyorduk. Bana bir baskı falan gelirse ah efendim tabii ki yapmak isterim ama şu Birleşmiş Milletler yok mu diye topu hemen üstümden atıyordum. Dedim aynı yöntemi kullanmaya devam edin. Bu görüşmeler bittikten sonra o dışarı çıkarttığım beyefendiyi çağırdım içeriye. Buyurun dedim. Ben dedi yeni müsteşar yardımcısıyım dedi. Hayırlı olsun dedim. Benim dedim görevden alınma emrim henüz gelmedi. Lütfen siz dışarıda bekleyin. Görevden alınma emrim geldiği zaman ben odayı size devrederim. Onu çıkarttım. İşte eşyalarımı topladım. Bekliyorum. Hakikaten öğlene doğru geldi. Şimdi sağlık reformları sırasında ben aile hekimliğini anlatırken aile hekimlerinin Türkiye'ye dengeli ve eşit dağılması için bazı modeller geliştirmiştim. Ve aile hekimlerinin nasıl bir gelir sistemi olacak? İşte eğer çok kalabalık bir yere torpille gitmek istiyorlarsa hiç torpille gerek olmadan gidebileceklerini ama o zaman gelirlerinin çok düşeceğini, o yıllarda Çankaya Sağlık Ocağı'nda 20-30 hekimin çalıştığını, ayda bir gün gelip maaşlarını alıp gittiklerini, ondan sonra da 1-2 gün nöbetes gelir gibi ayda 1-2 gün çalıştıklarını, bunun ülkemize ne kadar zarar verdiğini falan anlatıyordum. Bir baktım, benim tayinim Çankaya Sağlık Ocağı'na çıkmış. Ve o gün 70 kişilik bir proje ekibim vardı. Onları yukarıda topladım. Onlarla bir veda konuşması. Çocukların hepsi arkadaşların çok duygulandılar, ağlayanlar. İşte biz istifa ederiz. Aman dedim katiyen öyle bir şey yok. Ve pılımı pırtımı toplayıp evime gittim. Ne hissettiniz? Ne hissettim biliyor musun? Böyle bir organım kopartılmış gibi hissettim. Hani ameliyatta kesilir bir şey olur. Hayır, bu böyle çekilerek kopartılmış gibi hissettim. Tabii bunun arkasında, çünkü Rıfat Bey beni tanımaz, bilmez. Bunun arkasında Deşar Bey'in olduğunu çok net bir şekilde biliyorum. Bakanı yanlış yönlendirdiğini biliyorum. Çok üzüldüm çünkü çok emek verdim. Çocuklarımdan, özel hayatımdan, her şeyden fedakarlık yaptım. Hiçbir zaman pişman olmadım. O gün dahi pişman olmadım. Ama o çalışmaların devam etmeyecek olması benim içimi parçaladı. Bir de ertesi gün Dünya Bankası heyeti gelecek çarşamba günü. İşte ben o çocuklara ertesi gün heyette ne yapmaları lazım, nasıl pazarlık etmeleri lazım, neyi ön plana çıkarmaları lazım onları filan anlattım. Çünkü yerime gelen kişi bürokrasi deneyimi olmayan, o da politik sebeplerle bir ilçe devlet hastanesinin başhekimi olarak oraya atanmış birisi. Onun konulara vakıf olması mümkün değil ama hırslı bir insan. Güç elde etme, politik hırs elde etme, para pul elde etme yönünde hırslı bir insandı o yerime gelende. Daha sonraki yıllarda da tanıdım kendisini de zaten. Böylece evime gittim. Peki Çankaya Sağlık Ocağı'nda çalışmaya başladınız mı? Yok, başlamadım. Belirli bir süresi vardır, onun mehil müddeti denir. O mehil müddetini kullandım, gittim resmi olarak çalışmaya başladım. Tabii bunun öncesinde olan gelişmeler var. Şimdi ben salı günü görevden alınmış oldum. Hı hı. Ve o gün Tansu Çiller'i aradım, başbakanı. Hemen telefonuma çıktı. Efendim sizinle dedim bir konuyu görüşmek istiyorum dedim. Peki Serdar, akşam dedi şeye gel dedi, konuta gel dedi. O zaman başbakanlık konutu Çankaya'da Cumhurbaşkanlığı köşküne çok yakın bir yerdeydi. Ben o gece gittim. Çok kalabalıktı içerisi. Tansu Hanım bana geldi. Nedir Serdar dedi. Efendim ben görevden alındım dedim. Ya olur mu öyle şey ama sen de dedi. Sabah saat dedi 7'de burada ol dedi. Ben ertesi sabah yani çarşamba sabahı saat 7'de gittim. Kimsecikler yok. Tansu Hanım da sanıyorum yeni uyanmış böyle sabahlıkla. Ondan sonra indi aşağıya. Gel dedi bir kahvaltı yapalım dedi. İşte ona çay, yiyecek bir şeyler ikram ettiler. Sonra o üstünü değişti. Onun bir beyaz tayyörü vardı. O beyaz tayyörü giydi ve bir de beyaz Mercedes'i vardı. O Mercedes'te o sağ arkada, ben sol arkada oturduk ve birlikte meclise gittik. Meclise gittiğimizde merdivenlerden çıkarken Tansu Hanım benim koluma girdi.
Bakanlar, milletvekilleri böyle karşılıyorlar. Fat Bey de orada tabii uzaktan benim Tansu Hanım'ın kolunda geldiğimi gördü. Yıldırım Bey orada böyle sağ tarafta. Yıldırım Bey'in yanına ulaştık. Dedi ki Rıfat dedi Serdar'ı biraz üzmüş dedi. Yıldırım dedi sen öğleden sonra saat 3'te Serdar'ı dedi şeye getir başbakanlığa getir dedi ve beni Yıldırım Bey'e teslim etti. Biz Yıldırım Bey'le Devlet Bakanlığı makamına geçtik. İşte ben olanları anlattım. Ya yok yok dedi, işte üzülme dedi, böyle şey olur mu dedi yani. Neyse biz Yıldırım Bey'in ofisinde öğlen hiç unutmuyorum. Dışarıdan şey ısmarladık, şiş ısmarladık. Kuzu şiş, beraber kuzu şiş yedik. O işlerine baktı. Ben şey projedeki çocuklara işte aman Dünya Bankası'na şunu yapın, bunu yapın filan diye bilgiler aktarıyorum. Saat 3'te biz Yıldırım Bey'le Tansu Hanım'ın makamına başbakanlığa geçtik. Eski başbakanlık, böyle eski bir oda. Beyazın hakim olduğu, kısa üzerleri filan hep böyle eskitilmiş, çatlamış gibi duruyor ama o acaba hakikaten mi eskitilmiş, gerçekten mi çatlamış onu bilemedim. Kuvvetli bir güneş vuruyor. Köşede gürültülü bir soğutucu çalışıyor. Tıkır 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 diye bir ses yapıyor. Şöyle bir baktım. Ben de başbakan olduğumda bu odayı daha farklı yaparım diye aklımdan geçirdim. Tansu Hanım dedi ki Serdar dedi böyle şey olmaz senin dedi görevden alınman. Sen bizim için çok önemlisin. Sağlık reformlarını yapacaksın. Ve ben dedi seni dedi müsteşar olarak atayacağım dedi. Teşekkür ederim efendim dedim. Sen yalnız dedi şimdi git. Bir hafta 10 gün bir tatil yap zaten çok yoruldun hani yıllardır tatil yapmadan vesaire çalışıyorsun. Git bir hafta 10 gün bir tatil yap ondan sonra Ankara'ya gel dedi. Bu konudan da kimseye bahsetme dedi. Rahmetli bakanımız Yıldırım Bey basınla ilişkileri çok fazlaydı. O gün bir sabah gazetesi muhabiriyle sanıyorum bir sohbet etmiş. Muhtemelen hani yazılmaması kaydıyla. Ertesi gün bu görüşmeler salı günü oldu. Çarşamba günü sabah gazetesinde böyle bir haber çıktı. Sağlık Bakanlığı'na genç müsteşar ataması diye. İsmim geçmiyor ama tabii o kadar ayan beyan belli ki öyle bir haber çıktı. Ve ben gittim, tatil yaptık çocuklarla vesaire. Döndüm, geldim. Hiçbir ses seda çıkmıyor şeyden. Tansu Hanım'dan. Sonra aradım başbakanlığı, başbakanlık müsteşarını aradım. Serdar Bey dedi, sizi arayacak arkadaşlarımız dedi. Ondan sonra beni Devlet Planlama Teşkilatı müsteşarı aradı. Dediler ki, sizi sağlık, eğitim, sosyal politikalardan sorumlu müsteşar yardımcılığına getiriyoruz. Ha, anladım ki gene Sağlık Bakanlığı'ndaki o müsteşar devreye girmiş. Muhtemelen Rıfat Bey'i de kullanmış. Demirel'i büyük bir ihtimalle devreye sokmuş ve benim müsteşarlığa atanmam engellenmiş. Anladım ben durumu. TPT müsteşarına çok teşekkür ederim efendim dedim. Ben şu aşamada sağlık sektöründe kalmayı tercih ediyorum. Daha ilerleyen kariyerimin ilerleyen aşamalarında farklı sektörlere de geçeceğim ama şu aşama benim hala sağlıkta devam etmem gereken bir işe başladım. O işin devamını getirmem gereken bir aşamadayım. Teklifiniz için teşekkür ederim dedim. Şimdi bu arada ben hani salı günü Tansu Hanım'la görüştüm ya tatile gitmeden önce. Çarşamba sabahı beni Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Başkanı Doktor Asval aradı. Serdar dedi, Türkler kıymetini bilmiyorsa biz biliriz. Gel dedi, Dünya Sağlık Teşkilatı'nda işe başla dedi. Ben de çok teşekkür ederim Doktor Asval dedim. Ancak dedim, benim dün Sayın Başbakan'la bir görüşmem oldu. Ondan bir haber bekliyorum. O haber doğrultusunda ben size döneceğim demiştim. İşte bu tatil sonrası benim Sağlık Bakanlığı müsteşarlığına getirilmeyip de DPT müsteşar yardımcılığı görevi önerildikten sonra ben Doktor Asval'ı aradım. Doktor Asval dedim, teklifinizi kabul ediyorum. Dedi ki Eylül ayında Atina'da Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa Bölge Konferansı var. Seni oraya bekliyoruz, orada detayları görüşürüz dedi. Ben müsteşar muaviniyken Dünya Sağlık Örgütü'nün oldukça aktif bir katılımcısıydım. Bakanlar toplantılarında çok aktif konuşurdum, örgütün haklarını savunurdum ve yani genel kurul toplandığında Serdar'ın mutlaka çıkıp dişli laflar edeceğini herkes bilirdi. Beni Avrupa Daimi Komitesi'ne seçmişlerdi ve en genç üye olarak beni başkan yardımcısı yapmışlardı.
öyle seçilmiştim. Şimdi bir grup kişi 3 yıllığına seçiliyor, bir grup kişi 2 yıllığına, bir grup kişi 1 yıllığına seçiliyor. Daimi üyeler. Önceki ilk kurulurken bu interim gruptaydım. Ve interim gruptan bu Eylül ayından sonra asıl gruba geçeceğim. Ve ben 3 yıllık olarak öneriliyorum, yaşım genç. Ve interim grubunda başkan yardımcısıyım. Peki bu Temmuz ile Eylül arası nasıl geçti? Şimdi geri dönüp baktığımda ne kadar saf olduğumu görüyorum. Estağfurullah. Benden nefret eden ve bana her türlü kötülüğü yapan müsteşara gittim. Böyle bir baktı. Efendim dedi. Efendim dedim. Dünya Sağlık Bölge Toplantısı'na gideceksiniz Sayın Bakan'la. O toplantıyla ilgili size bilgi vermeye geldim dedim. Bizim bilgiye ihtiyacımız yok dedi. Sayın Müsteşarım dedim. Geçen yıldan devam eden dosyalar var. Orada bir standing komite seçimi olacak. Ki orada işte aday benim ve 3 yıllığına seçileceğim kesin. Ben de aday oldum dedi. Peki efendim dedim ama o konuda da yardımcı olabilirim size dedim. Benim dedi yardım alacak ihtiyacım yok dedi. Sonra dedi sana ne dedi? Sen dedi zaten dedi orada bir görevin yok senin dedi. Ben muhtemelen katılacağım efendim dedim. Nasıl katılacaksın dedi. Türkiye heyetinde yoksun sen dedi. Katılamazsın dedi. Peki efendim dedim. Ama hani dedim size dosyaları anlatmayı arzu ederdim dedim. Ülkemiz için bunun benim şahsımla veya sizinle bir ilgisi yok. Konulara ben vakıfım. Siz ilk defa gideceksiniz. Hani bunları bilmenizde fayda var. İstemedi beni azarladı. Güzel bir şekilde kovuldum ben. Ne yaptım? Biraz Dünya Sağlık Örgütü'ne yönelik çalışmalar yaptım. Biraz tatil yaptım. Biraz Türkiye'de gelecekte yapacağım çalışmalarla ilgili plan, program yaptım. Yani o 1-2 ay gayet güzel geçti. Ve Eylül ayında gittik. Atina'ya gittiniz. Orası nasıldı? Orada da heyecanlı kısımlar var.